Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere katı yağ kullanmadan hazırlayacağımız iki renkli bir kurabiye tarifi veriyorum. Dilerseniz bu güzel kurabiyelerimizin yapımına başlayalım. kurabiyemin hamuru için uygun bir yoğurma kabının içerisine 3 adet yumurta, 1 kase toz şekerimi ilave ettikten sonra şekerim ve yumurtamı güzel bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra içerisine yine aynı kase ölçüsüyle bir kase sıvı yağ bir kase de sütümü ilave ediyorum. Siz dilerseniz bu şekilde kase ölçüsü olarak değil de bir su bardağı olarak da ayarlayabilirsiniz. Tekrar malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra daha önceden elemiş ve hazırlamış olduğum 6 su bardağı unumu yavaş yavaş ilave ederek kurabiyemin hamurunu yoğurma işlemine başlıyorum. Biraz unumdan ilave ettikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı da karbonatımı ilave ediyorum. Ben kurabiyemde karbonat kullandım. Bu tarifin orijinal şekli de bu şekilde karbonat ile hazırlanıyor. Dilerseniz kabartma tozuyla da hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bütün tariflerimde belirtmiş olduğum gibi unumuzun markasına ve kalitesine göre un ölçüsü değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Kullanmış olduğunuz yumurtaların büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre de yine un ölçüsü değişiklik gösterebiliyor. Unumuzu dikkatli ve kontrol bir şekilde ekleyerek kurabiyemizin hamurunu hazırlayalım. Ele yapışmayan, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlıyoruz. Hamurumu biraz toparladıktan sonra daha fazla un ilave etmeden hamurumdan bir parça başka bir kabımın içerisine ayırıyorum arkadaşlar. İçerisine kakao ilave edeceğim için çok fazla un ilavesi yapmadan hamurumu bu kıvamdayken birazını ayırıyorum görmüş olduğunuz şekilde. Daha sonra kalan kısmına yine un ilave ederek kıvamını ayarlıyorum. En son kurabiyemin hamurunun kıvamını sizlere de gösteriyorum. Görmüş olduğunuz şekilde bu şekilde olması gerekiyor. Ayırmış olduğum hamurumu alıyorum. İçerisine bir yemek kaşığı tepeleme dolusu kakaomu ilave ederek hamurumu kakaom ile yoğurmaya devam ediyorum. Ayırmış olduğum hamura un ilave etmiyorum arkadaşlar. Sadece kakao ilave ederek yine onun kıvamını da bu şekilde ayarlıyorum. Ayarlamış olduğum kurabiyelerimin hamurunu tezgahımın üzerine alıyorum. Sade olan hamurumu iki parçaya ayırarak kocaman bir bezele hazırlıyorum. İki adet beze hazırlıyoruz ve bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyoruz. Tezgahımın üzerine biraz un serpiştirdikten sonra hemen sade olan hamurumdan bir tanesini alıyorum ve görmüş olduğunuz şekilde hafif hafif bastırarak açıyorum. Rahatlıkla açılan bir hamur çok hafif bastırmanız yeterli oluyor açılmasında yumuşak bir hamur olduğu için. Bu hazırlamış olduğumuz kurabiye böyle kıyır kıyır bir kurabiye olmuyor arkadaşlar böyle yumuşak nemli bir dokusu oluyor. Kıyır kıyır bir kurabiye beklemeyin bu tariften. Tarifimi izlerken de baştan sona atlamadan dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Tarifimde önemli püf noktalarını belirtiyorum. Atlayarak izlerseniz püf noktalarını kaçırırsınız ve aynı sonuçları elde edemezsiniz arkadaşlar. Hemen açmış olduğum bezemin bir tanesini yan tarafa alıyorum ve kakao olan hamurumu da yine aynı büyüklükte açıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini açıklamalar kısmına ekliyorum. Dilerseniz oradan da malzeme listesini kontrol edebilirsiniz. Yine kakao'lu hamurumu da aynı şekilde açtıktan sonra yine onu da ay bir kenara alıyorum. Kalan bir tane hamurumu da yine aynı büyüklükte açmaya devam ediyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer tarifimi beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Kanalıma ilk defa denk geldiyseniz kanalıma abone olmayı daha sonra paylaşacağım. Videolarımdan haberdar olabilmeniz için yandaki bildirim zilini aktifleştirmeyi unutmayın lütfen. En son olan bezemi de yine aynı ebatlarda büyüttükten sonra kakaolu olan hamurumu sade olan hamurumun üzerine alıyorum. Videomda görmüş olduğunuz şekilde kenar kısımları denk gelmediğinde elimle çekiştirerek bu şekilde düzeltiyorum. Ee, ben kurabiyelerime bu şekli verdim. Siz dilerseniz aynı hamurdan değişik şekillerde hazırlayabilirsiniz. Şekil vermesi artık sizin hayal gücünüze kalmış arkadaşlar. Yine ilk açtığım sade olan hamurumu da kakaolu hamurumun üzerine kapatıyorum. Yine kenar kısımlarını elimle çekiştirerek düzeltiyorum. Kurabiyemin kenar kısımlarında görmüş olduğunuz gibi içe doğru elimle düzeltiyorum. Yuvarlak bir şekil almasını sağlıyorum. Daha sonra kenar kısımlarını inceltmek için tekrardan elimle bastırıyorum üzerlerine. Kurabiyemin hamurlarını videomda görmüş olduğunuz şekilde üst üste ekledikten sonra e, oklavam ile biraz bastırarak inceltiyorum. Tekrardan daha sonra bir su bardağı ile şekil veriyorum. Kalıp olarak ben bu şekilde su bardağı kullandım. Siz dilerseniz kalıpla da hazırlayabilirsiniz kurabiye kalıpları ile. kurabiyelerimin tamamını bu şekilde bardakla şekil vererek hazırlıyorum. Kurabiyelerime bardağım ile şekil verdikten sonra sıvı yağ ile yağlamış olduğum fırın tepsimin içerisine alıyorum. Dilerseniz yağlı kağıtla da kullanabilirsiniz. Kurabiyelerin tamamını tepsimin içerisine alıyorum. Daha sonra kalan parçaları videomda görmüş olduğumuz şekilde elimle biraz toparladıktan sonra yine bunlara da şekil veriyorum. Kalan e, kenar kısımlarından kalan hamurları da yine şekil vererek değerlendiriyorum. hazırlamış olduğum kurabiyeleri fırına vermeden önce üzerlerine görmüş olduğumuz şekilde yumurta sarısı sürüyorum. Üzerlerinin daha güzel kızarabilmesi için daha sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırınımın alt üst ayarında kurabiyelerimi pişiriyorum. Kurabiyelerin fırından çıktığı altı üstü güzelce kızardı görmüş olduğumuz şekilde çocukluğumun bayram kurabiyesi gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi kıyır kıyır bir kurabiye beklemeyin. Keki andıran lem, nemli dokusu ile yumuşacık bir kurabiye oluyor. İnşallah denedikten sonra siz de tarifimi beğenirsiniz. Deneyen arkadaşların yorumlar kısmına fikirlerini bildirmesini bekliyorum. Bir başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.